abi. Vallahi 1000 tane afişi bütün direklere astım. Edirne'den Ardahan'a kadar yol olur vallahi. Gazetelere de ilan verdik Şükrü de. Aradık taradık ama bu uşak yok ya. Efendim bu Nurhan yani. Hani moralinizi bozmak istemiyorum ama başı belaya girmiş olabilir Kemal Bey. Hadi ya. Ben de tatile gitti zannettim. Ya Şükrü herhalde başına bir iş geldi de ne geldi? Benim başına geldiği konusunda 2 saatlik konferans verebilirim size. Yani şu anda bir uzay gemisine binmiş Mars'a bile gidiyor olabilir yani. Yahu başına ne iş gelirse gelsin. Şükrü yeter ki canı sağ olsun, hayatta olsun ya. 4 gündür yok uşak. Hayatından endişe ederim ya. Of. Hadi Şükrü hadi. Gidelim. Asacak daha çok afiş var. Hadi. Sakin olayım anne. 4 gün oldu hala ortalıkta yok. Ya Biricik bak merak etme hayatım. Nurhan kedilerden bile şanslı. Kediler bile 4 ayak üstüne düşüyor ama Nurhan 40 ayak gibi 40 ayak üstüne düşüyor yani. Ha çiçeğim doğru söylüyor yavrucuğum. Bak şimdi pozitif olma zamanı. Pozitif ol rica ediyorum. Nasıl olayım anne? Akışını bırak dedin, gelecek dedin. Kaç gün oldu hala ortalıkta yok. Ama bak babanlar arıyor, her tarafa ilan verildi. Mutlaka bulacaklar çocuğum. Yani. Anişkocuğum, laf aramızda bu arada bu kadar kayboluş Nurhan için bile fazla değil mi ya? Evladım sıratıma şimdi. Benden bir şey gizlemiyorsunuz değil mi? Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Evladım olur mu öyle şey? Aşk olsun niye gizleyelim çocuğum? Tabii canım gizlenen tek bir şey var o da Nurhoş. Nerede bu adam? Nerede o zaman? Yandım döne 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 yar geliyor. Denarim din 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 denarim din din. Yüksek yüksek tepelere el kurmazlar. Ya Mahmut Kemal için yuva bakmaya başlayalım mı? Ne yuvası? Bir tanem daha çocuk baba diyemiyor ya. Erken değil mi? Hayır hayatım zaten bu sene için değil. Önümüzdeki sene için bakalım mı diyorum. Hayır yani bence önümüzdeki sene için de erken değil mi? Hayır değil hayatım. Yani bütün yuvaları inceleyip en iyisini seçmek istiyorum. Ya seçilir hayatım seçilir. Nasipse önümüzdeki sene gider 1-2 günde hallederiz tamam. Olmaz hayatım işte o işler öyle olmuyor. En iyi yuvaların kontenjanı hemen doluyor. Nurhancığım çok iyi yuvalar var merak etme. Hepsi de senin yuvanı yapacaktır. Ya abartmayın Allah aşkınıza ya.
alt tarafı bir yuva. Yok, çok da alt tarafı yuva deyip geçme istersen Nurhan. Babacığım, ya yuva burası, okul değil. Yani Mahmut Kemal'in sosyalleşeceği, arkadaşlık kurabileceği bir yerden bahsediyoruz. Yani ne kadar pahalı olabilir ki? Bir hayli olabiliyor Nurhancığım. Mesela anneciğim? Mesela biz geçenlerde internetten baktık. Yıllık 20-25 bini buluyor. Ne? 25 bin lira. Ne zannettin? Hani Nurhan Bey, bizim Cinir Kemal'in okulu var ya, hani yıllık okuluydu, servisiydi, yemesiydi, içmesiydi falan derken 40 bin lirayı buluyor. Sağ olsun Serpil Hanımlar olmasa biz bir yıl çalışsak sadece okul parasını ödeyemeyiz. Allah razı olsun sizden tekrar ya. Ne demek ya? Lafını etmeye değmez Meryem'ciğim, o bizim torunumuz sayılır. Ayrıca Junior Kemal o babasına benzemesin diye ben iki katını da vermeye razıyım. Hayır, ne diyorsunuz siz ya? Yapmayın Allah aşkınıza. Aa, bu nasıl paralar böyle? Bu nasıl paralar? Yuva için 25 bin, ilkokul için 45 bin. Yemin ediyorum size bu paralarla gidilir Avrupa'da üniversite okutulur ya. Ne yapacaktık peki Nurhancığım? Mahalle mektebine mi gönderecektik? Ha? Tabii ki bizim stylimize uygun bir yuvaya gidecek kendisi. Neyse kızım, tamam, neyse, tamam. Evladım, acele etme, şeyin zamanı var. Zamanı gelince bakarız, araştırırız, düşünürüz. Evet hayatım, şimdiden sıkma canını, daha çok var. Ha yok canım, ne alakası var? Yani oğluma canım feda, canımı falan sıktığım yok. Sıktığım yok da... şok oldum yani. Ya Nurhan Bey, rahat olun. Kul sıkışmadıkça Hızır yetişmezmiş derler. Doydum. Enişte. Enişte? Hobbit enişte, ne yapıyorsun? Pisinin başına oturmuşsun. Okey mi oynuyorsun? Daş mı çalıyorsun internetten? Oğlum, daşla ne işim olur benim ya? Daşla işim olsaydı fayansçı olurdum. Hiç olmazsa para kazanırdım. He ya. Ne yapıyorsun orada peki? Baksana Veysel, hackerlık nasıl yapılıyor? Hacker mı? He, şimdi misal ben ne bileyim hani bu zarftan para mara baş alayım ya. He. İşte gidiyorum oraya, 2 saat dil dekiyorum, bilmem ne yapıyorum, Allah. O da yoruluyor, ben de yoruluyorum. Şey diyorum, böyle internetten direkt diyorum bunu hesabına indirekandı yapsam, benim hesaba paraları geçirsem, zavallı o da kurtulur, ben de rahat ederim ya. Ya ne diyorsun enişte, bildiğin hırsızlık mı yapacaksın sen bu yaştan sonra? Nasıl oltaya takıldın danazor? Nasıl oltaya takıldın değil mi? Vallahi bugüne kadar oltama çok balık takıldı ama ilk defa bir danazor takılıyor. Ya ne danazor, ne diyorsun? Ya sen ne yapıyorsun pisinin başına, bir söyle bakayım bana. Oğlum bu belediyenin yol durum sitesi var ya, mobese kameraları var. Allah senin yandırsın, cadde cadde, sokak sokak, neredeyse her yeri görüntüleyebiliyor. Ya hayırdır enişte, servis çekmeye mi başladın da cadde cadde, sokak sokak, mobese bakıyorum? Ne alakası var oğlum? Zarfa bakıyorum. Zarfın gelişini gözetliyorum. Bak şurası bizim cadde, tamam mı? Neresi? Şurası. Evet. Şimdi şuraya kertenkez alayım, tamam mı? Ha. Oradan mesela zarfın arabasının ucunu görünce ben buradan bir topukluyum. Hemen gitmem lazım. Çünkü 2 dakikada garajım oraya geliyor. Onu kaçırırsam yandım demektir. Vay vay vay. Demek bahşişi kaçırmamak için teknolojinin dibini sıyırıyorsun ha enişte. Ne yapayım oğlum? Kışın zor oluyor biliyor musun? Yazın mesela hani gittiğin zaman bekleyebiliyorsun. Ama kışın beklemekten iç organların donuyor ya. Anam zarf geldi. Nereye geldi? Bana bir göster. Nerede? Oğlum hazırlanmam lazım. Bir göster ama. Bir göster. Oğlum çekil, hazırlanmam lazım lan. Allah. Şu kafanı azıcık ilime irfana yorsaydın, şimdi Nobel Barış Ödülü almıştın. De, acaba buradan bizim koydukları görebilir miyiz ya? Hayır şimdi susayım diyorum da dayanamıyorum ya. Hı. Anlamıyorum, hayır yani bu okullar niye bu kadar pahalı? Bu okullarda ne oluyor yani? 2 kere 2 5 mi ediyor? Vallahi Nurhan ben de aynen öyle düşünüyorum. Ama bu kadın kısmına laf anlatayım mı? Yani çok iyi okullarmış. Lan nesi iyi ya? Duvarları altından mı yani?
Şimdi Kemal'im yani bazı özellikleri farklı. Ha mesela havuzu var. Ya haftada bir o uşakları havuza ya sokaylar ya sokmaylar ya. O kadar paraya ben havuz yaptırırım ha. Babam haklı anneciğim, hakikaten haklı ya. Yuva 25 bin, ilkokul 45 bin. Ne yapıyoruz ya, yavaş. Hayatım, o bahsettiğim fiyatın içine yemek de dahil. Aşkım yapma Allah aşkına. Dahil olsa ne olacak? Allah Allah. El kadar çocuk ne yapacak yani tek başına? Kuzu çevirip mi yiyecek? Ah Nurhan'cığım, ah hiçbir şeyden haberin yok. Vallahi hiçbir şeyden haberin yok. İngilizce öğreniyorlar orada. Ne demişler? Bir lisan, bir insan. Mesela ben tam 3 tane dil biliyorum. Bu ne demek oluyor? Sarp Şükran benimle evlendiği zaman kendini haremde hissedecek. Neyse. Şimdi biz yuva bakmayalım yani, onu mu diyorsun? Şimdi ben böyle bir şey mi dedim baba? Hem anne, Rüyam, benim ağzımdan böyle bir şey çıktı mı? Benim oğluma canım feda, o başka. Neyse, özür dilerim sizden. Aşkım tamam. Önümüzdeki sene vakti gelince bütçemize uygun bir yer bakarız, göndeririz yavrumuzu. Ama senin bütçene uygun tek yuva çocuğun kendi yuvası Nurhan'cığım. Evi yani. Çiçeğim, Sarp'cığım nerede, gelecekti? Ha geliyor geliyor, yolda. Anlıyor musun? Hayatım bak, her türlü fedakarlığı yapabiliriz. Ama çocuğumuzun eğitimi için asla. Şimdi müsaadenizle ben Mahmut Kemal uyanmıştır, ona bir bakayım. Bu ne şimdi? Ha bu ne şimdi? Ben... Ya baba ben ya... Şuraya... Bana soruyorsun. Kes. Ya ben oğluma güzel... Eğitim görmesini ben istemez tabii, miyim ya? Tabii tabii. Bence biz seni tanıyoruz, biliyoruz. Ne niyetle söylediğini de... Ben gururlanmak istemem mi? Koskoca Kemal Yılmaz'ın... Değil mi de yani... Tabii. Dedesine layık bu aileye... Aşırı hassas. Öyle olacak zaten, öyle olacak. Öyle olacak ya, da tabii. Baba ama rakamlar yani şimdi en otur. Bu sefer yalnızsın. Yemem ya, doydum diyorum. Hoş geldin Bahşişlerin Efendisi. Sefalar getirdin. Bu ne Şükrü? Efendim ben koç sayılırım. O yüzden böyle giyindim. Koç mu? Ne koçu mu ya? Senin yaşam koçum efendim. Efendim bu villadaki sizin bütün hayatınızı ben yönlendirmiyor mu? O yüzden sizin koçunuz, yaşam koçunuz sayılırım. E'si efendim yaşam koçu olduğum için bundan sonra haberlere geçmeden önce sizinle spor yapacağız. Zipor mu? Zipor nedir ya? Zipor ya, bildiğimiz zipor. Sağlıklı yaşam için yapılan zipor. Ha spor. Ya, spor deyip durma şuna. Spor o, spor. Ya ha zipor, ha zipor ya. İkisi de sağlıklı yaşamak için yapılmıyor mu sonuçta? Neyse ne Şükrü. Uğraştırma beni ya. İşim gücüm var. Sen yap zipurunu. Olmaz. Dur seninle zipor yapacağız ya, dur. Ya ben seninle niye spor yapıyorum Şükrü? Eğer spor yapacaksam üye olduğum o lüks spor salonuna giderim, orada yaparım. Olur mu? Ben sizin yaşam koçunuz efendim. Hem benim kişi özel treninglerim var. Onları uygulayacağım size. Abuk sabuk konuşma Şükrü. Sen yaşam koçuyla spor koçunu birbirine karıştırıyorsun. Onların ikisi aynı şeyler değil ki. Aynı değil mi? Yani şimdi yaşam koçuyla hani sporun bir alakası yok mu? Aynen öyle Şükrü. Hiçbir alakası yok. Şimdi bu yaşam koçu yani hayatında... Böyle bir tıkandığında, ulaşmak istediğin hedeflere ulaşamadığında seni motive eden kişidir. Yani sporla bir alakası yok, öyle mi? Aynen öyle Şükrü, aynen. Tamam, spor kısmı yanlış olabilir. Diğer taraftan ben senin yaşam koçunum. Öyle mi? Benim niye haberim yok Şükrü? Nasıl haberiniz olmaz? Hani hayatınızın tıkandığı noktalarda, varmak istediğiniz hedeflere varamadığınızda ben sizi motive etmeyeyim miyim Zarp? Hadi oradan, hadi oradan Şükrü. Az önce benden aldığını bana satmaya kalkma. Hadi oradan. Ama gerçekten haberim var Zarp.
Senin haberin yok Şükrü. Haberin olsaydı böyle animasyonlara girmezdin. Gerçekten haberim var diyeyim ya. Doğru diyeyim, haberim var ya. Önümden çekin Şükrü. Haberim var, haberim var, haberim önümden var. Çek. Haberim var diyeyim sana. Ya Allah Allah, çekil başımdan ya. Ha, haberim var ya. Haberim var diyeyim sana. Şükrü takip etme beni. Haberim var. Haberim var. Biricik hayatım. Biraz sessiz olur musun? Mahmut Kemal uyuyor. Sana yalvarıyorum, ana suratını asma lütfen. Oğlumuzun çok iyi okullarda okumasını ben de istiyorum bir tanem. Aşağıda öyle demiyordun ama. Ya evet demiyordum çünkü bu yuva okul kısmını çok erken diye düşünmüştüm, oğlumuz daha küçük diye. Ama sen seneye yuva bulmamız gerekiyor, yuva bakmamız gerekiyor deyince... E bir de üstüne aşkım rakamları duyunca şok oldum, ne yapayım? Nurhan, yavrumuzun eğitimi çok önemli. Tabii ki çok önemli bir tanem. Eğitim bu dünyadaki en önemli şey. Ama eğitimi ticarete dönüştürüp velileri sömüren özel okullara da karşıyım ben. Yani? Yani zamanı gelince ayarlarız bir tanem ya. Kendini bu kadar üzme Allah aşkına ya. Yani kesemizin yettiği... Eğitimi de iyi olan bir okula vereceğiz oğlumuz, olacak bir çek bu kadar ya. Nurhan peki ya o zaman paramız olmazsa? Paramız olmazsa. Tamam, paramız olmazsa oğlumuz her şeyden önce geliyor. Bunu aşağıda da söyledim. Eğer paramız olmazsa kayınpederden küçük bir miktar ama bir yardım alabiliriz. Bu nasıl yani, sen şimdi Mahmut Kemal'in eğitimi için şu Nurhan Şoray kurallarını hafifletecek misin? Nurhan Şoray kurallarını. Evet. Hafifleteceğim. Olabilir. Ama gerek kalmayacak. Çünkü ben çok çalışacağım ve merak etme. Oğlumuzu istediğin okulda okutacağım. Çok teşekkür ederim hayatım. Asıl ben teşekkür ederim ya. Hiç mecbur olmadığım halde bütün bu sıkıntılara benimle birlikte göğüs gerdiğin için. Hakikaten çok teşekkür ederim sana. Nereye gidiyorsun? Sana bir haberim var. Hadi oradan Şükrü. Kimi kandırıyorsun sen? Sen de öyle büyük bir haber olsa... Yok efendim yaşam koçuymuş. Yok gel spor yapalım zarçınmış. Öyle animasyonlara girmezsin sen. Gerçekten önemli bir haberim var. Ama kalbimi kırıyorsun. Kalbini mi kırıyorum? Ne kalbi Şükrü? Vampirlerin kalbi olmaz. Öyle demeyin efendim. O Twilight filmini izlemedin mi? Vampir kaynıyor ama aşk var, sevgi var. Vampirler de sevebilirler. Öyle mi? Ha şimdi sen vampir olduğunu kabul ediyorsun ama kalbi sevgisi kusuru oldu, öyle mi? Efendim gerçekten yani sizi ve Rüyam Hanım'ı ilgilendirecek bir haber. Bunu söylemem lazım. Ya. Bak bir numara çeviriyorsan mahvederim seni Şükrü. Harbiden çok önemli bir haber efendim. İyi tamam, dinliyorum evet. Beni sen dinliyorum. Etrafı dinliyorum. Ama hiçbir hışırtı sesi yok. Hışırtı mı? Ne hışırtısı mı? Kağıt hışırtısı. Hani o kağıt paraların cüzdandan çıkarken birbirine değdiği o hışırtı sesi var ya. O ses ne kadar güzeldir biliyorum. Hışır hışır. Hışır hışır tipiyle. Taptazi biriyle. Bangadan yere çıkmış. Çok güzel. Anladım Şükrü. Anladım. İnanamıyorum sana Şükrü ya. Sen hakikaten vampir olmuşsun ya. Kulakların bayağı ultra duyuyor yani. Paraların birbirine değdiğinde çıkardığı sesi duyuyorsun ya. Al. Bunu ancak fragmanı izleyebilirsin yalnız. Tamam. Ben fragmanı severim zaten. Buyur. Şok. Rüyam Hanım ne arıyor? Şok, şok, şok. Rüyam Hanım'ın aradığı CD'yi bulabildi mi acaba? Şok, 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 şok. Başrollerde Rüyam Hanım ve onun nişanlısı rollerde Zap Bey. Pek yakında. Bütün haberin devamı Şükrü'de. Şok, 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 şok. CD mi? Ne CD'si mi ya? Ben bırakmam bu kadar ya. Yok başka bir şey yok.
Tamam şimdi, tamam, tamam ya, tamam. Al bakalım, ne CD'si? Geçenlerde Rüyam Hanım restorana gitmiş. Orada cüzdanı çaldırdığını zannetmiş. Herkes cüzdanı benim çantasının bir köşesine sıkışmış, çalma falan yok yani. O da öyle bilmediği için gitmiş güvenli kameralarından, mobesinden falan o anı görüntüleyen şeyleri CD'ye aktarmış. O CD'yi seyredecek, bir türlü o CD'yi bulamıyor. CD mi? Sen ne diyorsun Şükrü? Ya bu nasıl bir şeydir ya? Ha canım benim. Ya nişanlımın çantasından cüzdanını çalmışlar. Böyle bir kepazelik olur mu ya? O hırsızın derhal bulunmasını istiyorum, derhal. Siz benim cüzdanımdaki kartlarla burası gibi kaç tane restoran satın alınır biliyor musunuz acaba? Derhal gidin cüzdanımı bulun, yoksa sizi dava ederim. Hayatım sakin ol, ben halledeceğim ben. Bak beni sinirlendirmeyin. Benim bak benim o manyak tarafımı ortaya çıkartmayın. Siz beni tanımıyorsunuz valla. Burada tabak üstünde tabak bırakmam, her şeyi kırarım. Çok fena şeyler yaparım ha. Efendim lütfen sakin olun. Restoranımızın her yeri güvenlik kameraları çevrili. Hepsi kayıt altına alınıyor. Cüzdanınızı çalanı hemen bulur polis. İsterseniz buyurun kayıtları izleyelim. Gördün mü hayatım, kayıt altındaymış. Ama şimdi yani ne kadar süreyle kayıt altında, o da önemli. Bu kayıtlarda son bir ayın bütün görüntülerini saklayabiliyoruz. Bir ay. Gördün mü hayatım? Bir ay. Bir ay mı? Ay canım benim ya. Seni ne kadar çok özlemişim. Ben de seni sarp. Bir tanem. En çok da bu serçe parmağı özlemişim. Serçe parmağı. Geldiğim için serçe parmak. Buradaymış. Aman da serçe parmak. Çık 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 çık. Buradayım, buradayım, buradayım. Ay buradayım, buradayım, buradayım. Aramadım, arayamadım. Çünkü bir sor, niye aramadım? Niye aramadın? Ya başıma neler geldi biliyor musun sen? Sana inanmıyorum. Ya demek inanmıyorsun ha. Peki. Ha bu arada sana bir hediyem vardı. Onu da vereyim de bari ondan sonra ister inan, ister inanma. Gerçekten mi? Ne vereceksin? Öyle olmaz. Kapat gözünü. Peki. Uzat elini. Sahte ama sen sahte olduğunu anlayana kadar ata alan Üsküdar'ı geçer zaten. Sarp çok tatlısın. Az önce de anladım ya. Ya güzelliğin karşısında bak sönük kaldı yine de ya. Sarp niye hiç aramadın beni? Hayatım nasıl arayabilirdim ya? Yani kutuplarda GSM şebekesi mi var? Kutup mu? Evet hayatım. Alaska'daydım. Orada bir petrol platform işi vardı. Ya inanır mısın? 800 kilometrelik mesafede toplasan 75 kişi yaşıyor. Şimdi bu 75 kişi için kim orada baz istasyonu kurar ki? Ciddi misin sen? Çok enteresanmış. Ya ama senin özür dilerim biliyor musun? Canım benim ya. Affet beni. Eyvahlar olsun. Aa, ne oluyor Sarpişko? Hayatım, biz diyorum fazla mı büyüttük acaba, fazla mı abarttık, sakin olsak diyorum. Olur mu canım öyle şey? Gidip izleyelim işte kamera kayıtlarını. Ne gereği var hayatım? Polisler ilgilenir, bulurlar hırsızı zaten. Hayır Sarpişkom, cüzdanımı çalan o adamı kendi gözlerimle görmek istiyorum. Müdür bey, lütfen düşün önümü. Gidelim, hemen izleyelim. Safal Hanım, siz ne balım? Bu işi diyorum, bu işi profesyonellere mi bıraksak hayatım? Al... Bekle, bekle, beni de bekle. Ya arıyormuş ki CD'yi ya. Bilmiyorum efendim. İçinde güvenlik kamerası görüntüleri varmış. Onları izlemem lazım diyordu. İyi de buldu cüzdanını. Ne yapacakmış izleyip? Gerçekten bilmiyorum. O görüntüleri muhakkak izlemem gerek diyordu. Ne diyorsun sen Şükrü? Efendim çok önemlidir diye gelip ben de size haber vermek istedim. İyi yaptı Şükrü. İyi yaptı. Sağ ol, sağ ol. Peki görüntüleri izlemiş mi? Yok daha bulamamışlar. Meryem'le danalar gibi arıyorlardı. Ha, çok sağ ol Şükrü. Çok sağ ol. Ne demek efendim?
Habercilikte bir numara Şükrü, emrinize amadedir efendim. Mahvoldum ben. Mahvoldum. Mahvoldum. Anam, haber gerçekten çok önemliydi. Ay, ucuza gitti ha. Görüyor musun? Allah cezanı inmesin. Ne yapacak ki? Allah paçaları tutuştu. Kesin bir şey var bunun için. Neyse, ben spora başlayayım. Benim o görüntüleri mutlaka bulmam lazım Meryem. Benim o CD'yi mutlaka bulmam lazım. Ya biliyorum Rüyam Hanım. Yani arıyoruz ama yani sanki yer yarıldı, içine girdi ya. Ya Meryem çok önemli bu hayat memak meselesi. Ta çok affedersin, siz ne yapacaksınız bu kamera görüntülerini? Ya ben o gün arkadaşlarımla bir kafede oturuyordum. He? Ondan sonra Sarpişkom geldi. Yani ben o gün kafede oturduğum arkadaşlarımdan birinin kıyafetiyle aynı kıyafeti almış olabilirim Meryem. Tamam canım da ne olmuş ki yani? Ne demek ne olmuş yani? Pişti olabilirim. Ben kıyafet konusunda kimseyle, özellikle de yakın çevremde asla pişti olamam. O yüzden o görüntüleri izlemem lazım. Bakacağım kim benimle aynı kıyafeti giymiş, görmem, öğrenmem lazım. Bu benim için çok önemli Meryem. Anlamıyorsun sen beni. He anladım anladım. Yani sizin bütün paniğiniz, telaşınız, velveleniz falan hepsi bundan yani. Ha? Anladığına sevindim. Madem anladın niye duruyorsun acaba Meryem? Niye duruyorsun, arasana. Arıyorum ya Rüyam Hanım ya. Allah'ım ben böyle bir hatayı nasıl yaptım? Nasıl ben başka birisiyle pişti olabilirim? Ben bunu inanamıyorum. Ben bu benim için öyle bir şey geldi. Merhabalar. Ya ben size Serpilhan'a bir şey danışmak istiyorum. Aa, tabii canım, okul konusunda mı? Hayır Serpilhan'cığım, biz o konuyu hallettik. Öyle mi? Biricik özel okul konusunda yani ısrarcı olmadı. Yani aslında şöyle oldu. Ben biraz geri adım attım o konuda. Daha doğrusu Biricik'in tabiriyle Nurhan Şoray kanunlarımı hafiflettim. Yani ihtiyacımız olursa Mahmut Kemal'in eğitimi için sizden yardım alacağım. İyi yaptın evladım. Eğitim şart. Yani eğitim için harcanan paraya gurur yapmayacaksın. Aynen öyle babacığım, doğrusunuz. Şey, ya benim size söylemek istediğim başka bir şey var. Ya söyle evladım. Ya Allah Allah, bana soracak, bana söyleyecek. Sen bir dakika bir sus da söylesin çocuk, Allah Allah. Şimdi bizim yarın Biricik'te tanışma yıl dönümümüz. Öyle mi? Ve ben Biricik'e bir tek taş yüzük almak istiyorum. Ne diyorsun? Ya evladım çiçek falan alsaydın yani ne gerek var şimdi tek taşa para vermeye ya? Yok babacığım, ben yani uzun zamandır ufak ufak para biriktiriyordum zaten. Şey Serpil anneciğim, şimdi bu tek taş yüzüğü alacağım inşallah. Fakat ben bu yüzük alma işlerinden falan pek anlamadığım için acaba diyorum müsaitseniz tabii. Hani benimle gelmek ister misiniz? Aa tabii gelirim Nurhan'cığım. Ay anneciğim çok teşekkür ederim. O zaman şöyle yapalım. İş çıkışı buluşalım, olur mu? Tamam, buluşuyoruz. Harika. Bana müsaade, ben işe gidiyorum. Görüşmek üzere. Güle güle canım, güle güle. Hayırlı işler, hayırlı işler. Ben de gelirim Serpil. Hay sen nereden çıktın şimdi Kemal'im? Nurhan'la bir yere gitmek ne kadar tehlikeli bilmiyor musun? Abi ne kadar negatifsin, bak ne kadar, nasıl çağırıyorsun? En son birlikte beraber bir yere gittiğinizde ne olduğunu bir düşün bakalım. Junior. 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 Ya Junior ya Allah'ım ya Rabbim ya, nerede bu çocuk? Ya Allah Allah, ya ben gördüm. Bu tarafa doğru gitti. Sanırım buraya girdi yani. Ay bakıyoruz işte Nurhoş. Yok işte Junior burada.
Hay burada olduğuna emin misin yani? Evet Serpil Hanımcığım. Yani buraya doğru gidiyordu. Leon. Aa, ay çok güzel filmdir o. Nereden geldi aklına? Yo, benim aklıma gelmedi. Orada yazıyor öyle Leon. Nasıl ya? Filmin afişi de mi asmışlar? Hayatım afiş falan değil. Lion yani aslan anlamında. Öbürü o senin söylediğin film o Leon o değil o. Ha, evet. Burası aslan yani belli ki aslanların bölgesi burası. Doğru doğru biz muhtemelen aslanın olduğu yerdeyiz şu anda. Evet. Aslanın yeri yani. Serpil Hanım şimdi o zaman ben biraz pozitif olmak istiyorum tabii ama. Bu durumda bizim bu demirliklerin arkasında olmamız gerekmiyor mu o zaman mı? Aa, evet yavrucuğum şimdi normalde bu kafeslerin arka tarafı seyir tarafı. Burası da aslanların bulunduğu bölge. Yani biz şu anda aslanların bulunduğu bölgedeyiz. Ay biz şu anda aslanların bulunduğu yerdeyiz. Aslan kafesindeyiz. Ya çok kötü kokuyor anişkocuğum burası. Çok pis yani. Bir de aslan yattığı yerden belli olur derler. Resmen pasaklı bir aslanmış bu. Ay, yok artık yani biz şu anda aslanın kafesinde miyiz? Öyle görünüyor. Nurhan'cığım hemen çıkalım buradan. Nasıl ya? İnanmıyorum Nurhan ya. Bizi aslanın kafesine mi soktun sen yani? Ya Allah Allah. Geldiğimiz gibi çıkarız ya. Şimdi şuradan çıkacağız geri geri gideceğiz. Bir de zaten ya ortada aslan maslan yok ki ya. Aa! Peki bu ne? Aslan! Anişkocuğum, keşke et falan alsaydık yanımıza beslerdik yani. Merak etme yavrucuğum. Hayvan et sıkıntısı çekmeyecek. Eti getirdik yanımızda. Evet, Riyaman'ın varlığımızca et getirmiş bulunduk zaten. Nurhan'cığım, aslan bize bakıyor. Yok artık! Evet, yani küçük bir sürprizle karşılaşmıştık. Ama can her zaman öyle olacak demek değil yani. Akışına bırakmak lazım. Söz konusu Nurhan'sa akışın nasıl olacağı hiç belli olmaz Serpil. Yani o kadar negatifsin ki Kemal'im. İnan sendeki negatiflik mahallenin trafosunda yok. Bırak şimdi trafodan elektrik çağırmayı falan da sen beni çağır. Ben size göz kulak olurum. Tamam Kemal'im gel. Gel gözünle hiçbir şey olmadığını gör ve utan. İnşallah Serpil inşallah. Ya ben de bir şey olmasını istiyorum ama yani gelmesem içim rahat etmeyecek. Nasıl abartıyorsun Kemal'im? Atomu parçalamayacağız. Alt tarafa bir yüzük alacağız. Tabii tabii. Meryem! Meryem! Meryem neredesin Meryem? Sarp Bey! Hayır benim sorduğunuz ben Riyam Hanım'ın odasındaydım. Ne diyorsun? Riyam Hanım'ın odasındaydım da diyordum. Onu diyorum işte. Ne diyorsun? Ne yapıyordunuz orada? Ya Riyam Hanım geçen gün restoranda falan böyle cüzdanımı neyi kaybetmiş? Hani siz de oradan kamera görüntülerini falan almışsınız ya. He işte onları seyretmesi lazımmış. Ne olur bana onu bulamadığınızı söyle. Vallahi bulamadık ya. Oh. Oh çok şükür o. Hayır siz niye bu kadar telaş yaptınız? Yok ya. Ben o yüzden değil. Şey oldum ben. Ya Rüyamı biliyorsun. Böyle bir şey bulamadığı zaman çok fena tersi dönüyor. Nevri dönüyor. Pis oluyor. O anlamda yani. Ay vallahi Zarp Bey beni de sabahtan beri orada askerin odasında her yeri didik 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 arattırıyor ya. Ya Meryem. Ya ne arıyormuş? Ya niye arıyormuş onu? Ne seyredecekmiş içinde? Ya şeymiş. Ya şimdi görüntüleri seyretmesi lazım. Çok çok önemliymiş. Efendim hayat memat meselesiymiş. Yani böyle yoksa yanlış bir karar falan verebilirmiş falan yani. Ana, Serpil Hanım beni çağırıyor. Kusura bakmayın ben hemen gelirim oldu mu? Gerek yok gerek yok. Gerek yok ben öğreneceğimi öğrendim Meryem. Al. Bu niye ki? Bahşiş Meryem.
verdiğin bilgiler için. Yok canım, sağ ol Zarp Bey, hiç gereği yoktu. Olmaz olmaz, al sen bunu. İstemiyorsan Şükrü'ye verirsin, böylece bahşiş aile içinde kalır. Tamam tamam, aldım, çok sağ olun, kusura bakmayın, tamam oldu. Geliyorum Zeynep Hanım. Allah Allah. Ya bu Şükrü de beni Pavlov'un köpeği gibi yaptı. Şartlı refleks midir nedir ya? Kim bana bilgi verse ona bahşiş veriyorum ya. Bırak şimdi Sarp. Bırak şimdi şartlı refleksi. Kesin biri rüyama o restoranda bir kızla buluştuğumu söyledi. Yoksa hayat meyat meselesi niye desin ki? Of, bittim ben ya. Bittim mahvoldum. Müsait misiniz müdür bey? Müsaitim arkadaşlar, buyurun. Size güle güle demek için geldik müdür bey. Bu çiçek de sizin için efendim. Çok teşekkür ediyorum, çok naziksiniz. Buyurun. Ama küçük bir sorun var. Durun tahmin edeyim müdür bey. Gider ayak bir bilmece sormak istiyorsunuz. Evet Nurhancığım, bir bilmece sormak istiyorum. Çok iyi bildin. Aksi düşünülemezdi zaten müdürüm. Buyurun lütfen, dinliyoruz. Bilmece jübilenizi yapabilirsiniz. Soruyorum arkadaşlar, hazırsanız. Hangi canlı önce dört ayak üstünde, sonra iki ayak üstünde, sonra da üç ayak üstünde yürür? Vallahi bravo Lütfü Bey, yine sıkı bilmecelerinizden birini sordunuz. Arkadaşlar, bu bilmecenin cevabını bilin, bankadan benden önce mesaiden ayrılın. Hangi canlı önce dört ayak, sonra iki ayak, sonra da üç ayak üstünde yürür, değil mi müdür bey? Evet öyle. Canım, istersen bilmeceyi biz bilelim, çıkarız birlikte. Arkadaşlar, göreyim sizi. Çiçeğe hiç gerek yoktu. Buyurun. Buyurun efendim, ben istemişsiniz. Evet Şükrü, bana yardım etmen lazım. Ama ben senin yaşam koçun değilim ki. Hayatın tıkandığı bir bölümde ya da ne bileyim ulaşmak istediğin hedeflere ulaşamadığında seni motive edecek kişi ben değilim ki Zarp. Tamam Şükrü, uzatma ya. Tamam, sen benim yaşam koçumsun, tamam. Koçum benim be, koçum benim be. Cıvıma Şükrü, cıvıma. Nereden bulaştı sana bu cıvıklık ya? Kayınçondan mı bulaştı? Lan Allah korusun ya. Ne diyorsunuz siz öyle? Yani o daha sonra beni size beklerse vallahi yani parası kalmaya hazırım ya. Lan. Ne yapıyorsun Şükrü? Tahta bulamadın, sen kafayı kullandın. Seni öldürürüm Şükrü. Şu an sana ihtiyacım olmasa çoktan ölmüştün Şükrü. Tamam efendim. Bakın gördüğünüz gibi yani yekpare kulak oldum. Hatta çanak anten oldum bak. En büyüğünden oldum. Sizi dinleyen bak. Şey alıyorum. Ya abuk subuk hareketler yapma Şükrü. Dikkatimi dağıtıyorsun ya. Rüyamı odasından çıkarman lazım. Ne yaptı gene? Ne oldu, ceza mı yedi? Yine alışveriş çığlığından sonra Kemal Bey'im onu odaya mı hapsetti? Sana ne Şükrü? Sana ne? Nedeninden sana ne ya? Ben Şükrü metreyi açtım, çalışıyor. Neyse param vereceğim. Yalnız şey efendim, Şükrü metre 100 kağıtta başlar. Her kilometre başına 200 kağıt alırım. Biliyorum Şükrü, biliyorum, biliyorum. Sen ne yap et, rüyamı odasından çıkar, tamam mı? Ya parayı verdikten sonra gerekirse saçından başımdan şiddet uygular çıkartırmayalım dışarıya ya. Ne yapıyorsun Şükrü? Şiddet yok. Yok öyle bir şey. Farkına varmayacak. Çaktırmadan çıkaracaksın. He tamam. Diyelim bir odadan çıkardım. Ne yapacaksın sen? Sonra ne olacak ya? Ya ne olacak? Ondan sonra ben o... Sana ne Şükrü? İşine baksana sen ya. Koş Şükrü. Dur lan Şükrü. Tamam.
Nasıl oldu? Çok güzel oldu. Beni çağırmışsınız Timuçin Bey. Gel kızım gel. Gel seni çağırdık. Evet canım. Moralimiz çok bozuk. Seninle konuşmak istiyoruz. E tabii efendim de ne oldu? Neden moraliniz bozuk? Bak bakayım Cavidan. Bu yakışıklı kime benziyor? He? Ay çıkaramadım. Kime benziyor? Bak bakayım bak kime benziyor? Tabii ki Sarp'a. Ay evet siz deyince oturdu şimdi. Ay gerçekten de Sarp'a benziyor. Ay kolyesi bile aynı. Kardeşi. Hayır canım oğlu. İyi de o evli değil ki. Şevvacığım sen Emre'yi al da biraz şirketi gezdir. Evet. Hadi bakayım gel canım sana şöyle bir gezdireyim şirketi. Peki babaanneciğim. Hadi. Çocuk babaanne dedi Şevval Hanım'a. Ya ne diyecekti Cavidan? Çünkü o bizim torunumuz. Ama nasıl olur Timuçin Bey? Sarp bana oğlu olduğundan bahsetmedi. Daha önce evli olduğundan da bahsetmedi. Geç şöyle geç. Geç otur. Haberi yoktu da ondan bahsetmemiştir. 3 gün önce bir kadın dayandı kapıya. Yanında da çocuk. Sarp'ın çocuğuymuş. 10 yıl önce birliktelermiş. Eğer ki Sarp benimle evlenmezse sizi dünyaya rezil ederim diye tutturdu. Ay. Biz de haberin olsun istedik. Şevval'le birlikte şimdi uzun bir yurt dışına tatile çıkıyoruz. Ne diyorsunuz? O zaman ben de babalarımı toplayayım hemen. Olmaz, olmaz. Senin ortalarda gözükmemen lazım canım. Olur mu? Neden? Ya kadın deli diyorum sana. Raporu var. Sarp'ın etrafında bir kadın görürsem onu öldürürüm falan diye tehditler yağdırıyor ya. Ay ne diyorsunuz siz? Kesinlikle acilen ortadan kaybolman lazım. Ama? Aması maması yok diyorum sana yahu. Kadın deli. Kaç kurtar kendini. Tamam mı? Kaç kurtar kendini. Git git kurtar. Ay, iyi de nasıl haberleşeceğiz biz? Haberleşme falan yok. Haberleşme falan yok. İzimizi bulunlar. Kadın manyağın teki. Onun için sen kaç kurtar kendini. Ay, tamam peki gideyim ben o zaman değil mi? Hadi hadi güle güle. Gördün mü Sarp Efendi? Cavidan'dan böyle kurtulacaksın işte. Tamam Mahmut'cum. Elimden geldiği kadar erken gelmeye çalışacağım. Başımız sağ olsun kardeşim. Aa, Erdem hayırdır ya kardeşim ne oldu? Çocukluk arkadaşımın babası vefat etmiş Nurhan. Ay Allah rahmet eylesin ya. Amin. Peki Erdem şimdi bilmecenin cevabını sen bulsan belki gidebilirsin. Ya, gitmen gerekir yani. Çok zor hayatım. Şimdi Nurhan bilmecenin cevabını bilip o gidecek. Müdür bey de bir de bana izin vermez. Ya Erdemciğim Allah aşkına sakin ol ya. Ne alakası var canım? Tamam ben bilirim bilmecenin cevabını inşallah. Ama izni sen kullanırsın. Ne var bunda ya? Benim işim yok gücüm yok. Serpil annemle halledir. Mesai çıkışı randevulaştık. O yüzden erken çıkmama gerek yok. Sen git işini hallet. Sağ olasın Orhan'cığım. Ne? Ya oğlum ne demek ya? Yani dostlar sadece iyi günler için değil, sıkıntılı günler için de gerekli ya. Evet Nurhan ama önce tabii bilmecenin cevabını bulmak lazım. Yani aslında önce 4 ayakla, sonra 2 ayakla, sonra 3 ayakla yürüyen canlı nedir? Çok da zor değil aslında. Ne bileyim. Değil de böyle bir şey aklıma gelmiyor bir şey ya. Hanife amcayla top oynardı. Maçta hakemliğimizi yapardı. Ya elinde büyümüştük onun bizi ya. Bayağı bir zamandır hastaydı. Bastonla bile zar zor yürüyordu. Ama çok iyi bir insan. Allah nur içinde yatırsın. Mukadderat oğlum mukadderat. Bir dakika. Bir dakika ne dedin sen? Ne oldu Nurhan? Ha, ne dedin sen? Bir şey dedin önce. Ne oldu dedim Nurhan? Ondan önce bir şey dedin. Ne dedin? Hayır ondan önce Hanifi amca çok yaşlanmıştı. Bastonla zar zor yürüyordu demiştin değil mi? Evet. İşte tamam. Bak bilmecenin cevabını buldum.
Cevap çok basitmiş ya, cevap insan. Ya düşünsenize. Önce emekleyerek dört ayak üstünde yürürüz değil mi? Sonra büyüdüğümüzde normal olarak iki ayağımızın üzerinde yürürüz. E yaşlandığımızda da Allah hepimize nasip eder inşallah. Ne yaparız? Bastonla üç ayak üstünde yürürüz. Yani cevap neymiş? Cevap insan. Bravo Nurhan. Ya yine sen bildin bilmeceyi. E hadi oğlum. Ne duruyorsun? Hadi git bilmecenin cevabını müdüre ver. Sağ ol hacım. Allah razı olsun. Allah cümlemize, hepimize razı olsun. Hadi oğlum ya. Aa. Çok iyisin sen Nurhan. Çok teşekkürler. Valla bravo Nurhan'cığım. Tamamen şans. Nerede kalmıştık Resmi Hanım? Boşaltmanız gerekiyor, yangın var. Ne diyorsun sen Şükrü Efendi, ne yangını ya? Ya yangın var diyorum, ne diyorsun diyorsun. Hadi o işaretini takip et, taraf, bu tarafa yürü. Dur, dur, yangın var. Arkasına bakmadan gitti Allah. Zahkim, o da temiz gelebilirsin. Yangın var! Yangın var! Efendim, Efendim çocuk kalkın! Ya, ne yangını efendim, ne diyorsun? Efendim çocuğum, Şükrü Efendi söyledi. Bildiğin yangın işte, şu meyvelerin üstünde olan yanar dönerli şey. Bu sefer tek bir fark var, meyveler değil, ev yanıyor, ev! Çocuğum, baba çalışma odasında. Efendim, o da bomboş. İstediğin gibi kullanabilirsin. Rüyam Hanım çıktı gitti efendim. Uzunca bir sürede gelmez. Aferin Şükrü, aferin de. Bu ne hal ya? Yangına müdahale hali efendim. Yangın mı? Nerede var yangın Şükrü? Yangın falan yok, ben uydurdum. Rüyam Hanım çıkması için efendim bir korktu. Arkasına bakmadan bir kaçışı var. Çığlık çığlık koştu. Manyak mısın sen Şükrü? Evdekiler yangın nerede diye sorarlarsa ne cevap vereceksin? Can bana sorarlar, sana mı soracaklar Allah aşkına? Ne var ki bunda? Ben anlamam Şükrü, ben anlamam. Beni bu saçmalıklara bulaştırmayacaksın, tamam mı? Bulaştırmam efendim, bulaştırmam. Yalnız efendim, benim bütçemin yangının da söndürülmeye ihtiyacı var. Bakın bütçeme. Hanım nasıl yanıyor? Bak elimi bütçeme daldırıyor. Elim yanıyor, görüyor musun? Bütçende yangın mı var? O nedir ya? Bak burada bak. Bak elini sok. Sok elini sok. Yandım. Yandı değil mi? Sanki bütçemde böyle bir kuru ateş var. Alev alev yanıyor. Anlamadım Şükrü. Benim ben de risk altına girdim. Bütçemin yangını en az 200 TL'lik banknotlarla sönebilir. Anladım Şükrü, anladım. Sana verdiğim bahşişlerle ben bu evi yeniden yaptırırdım, yeniden. Sakın o vampir dişlerini gösterme bana. Gösterme diyorum Şükrü. Al. Çok safsınız valla. Nasıl? Ben sizden bir tane 200 TL'lik banknot istedim, sonra iki tane verdiniz. Öyle demedin Şükrü. Bana 200'lük banknotlar dedin. Banknotlar, çoğul kullandım. O yüzden ben sana iki tane verdim. Banknotlar mı istedim? Çoğul kullandım. Ben saf mıyım Şükrü? Niye iki veriyorum? Beş tane veririz mi? Doğru diyorsun Şükrü. Çünkü çoğul. Evet doğru yani, şey. Ben yani. Yoksa ben bu numara yiyecek adam değilim. Ay ben sana yangın var diyorum. Sen hala da nerede diye soruyorsun yani. Ya derim tabii Serpil. Ya bana bak. Madem yangın var alarmlar niye çalmay? Ne bileyim hayatım bozulmuştur herhalde. Kim dedi yangın var diye? Şükrü Efendi söyledi. Öyle mi? Nerede bu Şükrü Efendi? Ya bilmiyorum, paniğe kapıldı, kaçtı herhalde. Ne, gördün mü bak aceleyle çıkarttın. Telefonu da çalışma odasında bıraktım.
Şükrü! Allah'ım yarabbim ya. İnşallah hiçbir şeycikler yanmaz. Gerçi yangına biraz da iyi tarafından bakmak lazım tabii. Saçmalama Rüyam ya. Yangının nesine iyi tarafından bakabiliriz Allah aşkına ya? Niye öyle diyorsun Biricik ya? Mesela yangında eğer gardırobum yanarsa yeni elbiseleri almak durumunda kalabilirim. Allah'ım ya. Koyun can derdinde, Rüyam Hanım steak derdinde yani. Of. Ay, annemler nerede kaldılar? Neredeler acaba? Tamam tamam. Relax. Yangında ilk kurtarılacak şey olan telefonu yanıma almıştım. Hah, bunu çok iyi yapmışsınız ha. Bu durumlarda iletişim çok önemli. Yok yok, iletişim için değil. İçinde 1000 tane numara var yani. Sonradan onları nasıl ekleyeceğim tek tek? Hayatım, biliyorsun umarım ya. Yedekleme diye bir şey var. Herhalde yedek telefonum var Biricik. Hem de 3 tane, hepsi de farklı farklı renkler. Yedeklemeyi bana anlatma istersen. Tamam canım, anlatmam. Hadi ara sen ama hadi. Ha tamam. Merak etmeyin yavrucuğum, biz dışarıdayız. Heh. Tamam, siz kalın orada. Güzel, tamam, hadi görüşürüz sonra, hadi. Şükrü! Şükrü! Efendim buyurun. Bana sesleniniz herhalde. Şükrü, nerede yangın var? Hiçbir yer yanmıyor efendim. Sen Rüyam'a yangın var demedin mi Şükrü efendi? Aynen öyle. Şükrü, sen kafayı mı yedin? Ya madem yangın yok, niye ortalığı velveleye veriyorsun? Ay Kemal'im doğru söylüyor yani. Madem yangın yoktu, evin bütün kadınlarını kanto söyleyen Nurhan Damcıoğlu gibi yangını var, yangını var diye ne bağırtıyorsun ayol? Tatbikat için efendim. Tatbikat mı? Evet efendim. Şimdi uzmanlar diyorlar ki yangın ve deprem için bol bol tatbikat yapın ki ileride başınıza geldiği zaman hazırlıklı olasınız diye. Bundan benim niye haberim yok Şükrü? Efendim haberli tatbikat hiç gördünüz mü televizyonlarda falan? İnsanlar yangından kaçmıyor. Yani podyumda manken gibi yürüyorlar. Gidebiliyorlar falan böyle. Aslında doğru söylüyor yani. Bu havada ben olsam çıkmazdım. He, onun için yaptın yani. Başka neden yapabilirim? Ben manyak mıyım? Orası biraz muallakta Şükrü. Vallahi çok iyi yapmışsın Şükrü efendi. Hani böyle bir durum olsa bilmek lazım. Ne yapacağız, kim nerede duracak falan. Tamam Şerif, tamam. Bir bilene danışırız. Bravo Şükrü efendi, çok iyi düşünmüşsün. Teşekkürler efendim. Düşünmek benim işim. Yarın da su tatbikatı yapalım mı havuzda? Yok canım. Allah Allah. Nereye koydu bunu ya? Muhakkak onu bulmam lazım. Muhakkak bulmam lazım. Neyi bulman lazım Sarpışkan? Rüyam. Ne arıyorsun sen burada? Ne mi arıyorum? Ne mi arıyorum? Evet, deli danılar gibi ne arıyorsun burada? Ne arayabilirim hayatım? Sarpışkan, ben de sana onu soruyorum. Evet, ne arıyorsun? Seni arıyorum. Beni mi? Evet, seni arıyorum. Eve geldim. Yangın var, yangın var villada diye bağırışmalar duydum. Şükrü geldi. Zarpçım, zarpçım, villada yangın var. Kaç, kurtar kendini dedi. Olmaz dedim. Olmaz. Ya benim sap altınım, süzme balım içeride kaldıysa dedim. Onun dışarı çıktığından emin olmadan hiçbir yere gitmem dedim. Gerekirse o yangında kül olurum dedim. Daldım içeri. Ya çok şekersin, çok şekersin de. Ben bu çekmecelere girecek kadar küçücük, minicik bir kızcağız mıyım? Değilsin tabii. Tabii yani o kadar zarifsin. Ama ne bileyim ben ya. O telaşla ben ne yaptım biliyor muyum hayatım? Hmm, kahramanım benim. Bak Meryem, ben ne yaptım? Ha, ne yaptım? Armutlu şişe yaptım. Ana! Nasıl yaptın la onu? La, la o armutlu.
armutun şişenin içinde olması gerekmiyor mu Şükrü ya? Oradan bakınca sanki armut şişenin içindeymiş gibi görünüyor, biliyor musun? Aman neden buluyorsun bu armut fikirleri, anlamıyorum ben Şükrü ha? Ha ayrıca bu herkesi böyle telaşa kaptırdın ya bu tatbikat yüzünden. Kemal Bey yedi bunu ama ben yemedim Şükrü. Sen neyin peşindesin bana onu söyle bakalım. Peşinde oluyormuş, bir şeyin peşinde değil mi? Bir şey yok ama yapmadım ki. Ha, yani sen şimdi diyorsun ki ben kuru fasulye falan yemek istemiyorum. Hı? Şantaj mı mı şimdi? He, şantaj yapıyorum. Yani yersen, yemezsen hiçbir sorun yok benim için. Tamam canım, tamam. Şey, Zarp Bey şey dedi biliyor musun? Rüyam Hanım'ın odasında bir şey arayacağım dedi. Onun için yaptım o gösteriyi. Ha biliyorum biliyorum ya o CD'leri, görüntüleri falan. Ya ben onu buldum zaten. Aman bu kızın odası var ya Rüyaman'ın odası bir karışık bir karışık. Yani yakında kendini kaybedecek o odada ha. Buldun mu? He buldum diyorum ya Şükrü. Buldum. Şeyde aman bir çorun taşıyor. O yatağının altında buldum ben onu ya. Vereyim. Ver bir sahibisi hemen vereyim onu. Allah Allah. Ben neden veremiyormuşum da sen veriyormuşsun Şükrü. Hayatım sen verirsen bize hiçbir getirisi olmaz. Ama ben verirsem bize çok büyük getirisi olur Meryem. Tamam tamam Şükrü tamam. Al burada işte. Ne yapıyorsun sen ya Allah aşkına? İşim gücüm var zaten ben uğraşamam seninle ya. Ayrıca bak sen kesin bir dolaplar çeviriyorsun. Eğer bir dolap çevirdiğini yakalarsam Şükrü Efendi seni o şişenin içine sokarım. Haberin olsun ha. Kıymetlimiz. Kusurlu sesler çıkarıyor ya. Hayatım kaybolmuş işte ya. Boş ver. Hayır hayatım ya. Benim o görüntüleri mutlaka izlemem lazım. Ya olmayan bir şeyi nasıl izleyeceksin hayatım Allah aşkına? Ya hayır. Buralarda bir yerdedir. Mutlaka izlemem lazım. Ayrıca izlerken senin de benim yanımda olman lazım. Bu çok önemli. Benim mi? Niye? Çünkü senin o Şahin gözlerine ihtiyacın var hayatım. O görüntülerdeki insanları tek tek incelememiz lazım. Bu çok önemli. Benimle mi? Evet. Evet hayatım seninle. Bak ben o gün bir tane kıyafet almıştım. Aynı kıyafetten arkadaşımın da alma olasılığı var. Yani pişti olabiliriz. Bir dakika ya. Bir dakika. Ya sen şimdi... O görüntüleri arkadaşının ne giydiğini merak ettiğin için mi izlemek istiyorsun? Evet. Ne sandın ki? Ben ne sandım? Ne sanayım ki ben? Allah aşkına. Ya bunun daha kolay bir yolu var hayatım. Hadi be. Neymiş o? Yok. Telefonunu ver. Arkadaşının adı neydi? Peri. Peri. Heh. Yo yo. O Katy Perry. Alttaki Peri. Ha. Yalnız Perry. Alo, Perry. Merhaba ya. Ben Rüyam'ın nişanlısı Sarp. Ya kusura bakma seni de rahatsız ettim. Bir şey sormak için aradım. Ya aramıza kalsın da. Sen geçen gün kafede bir jean ceket giymişsin. Böyle taba rengi böyle pırpırları var. Kollarına doğru sırttan uzanıyor. Ha, ya... Onu nereden aldım? Ben bir tane de Rüyam'ı almak istiyorum da ondan. Ha. Senin öyle bir şeyin yok. Giymedin yani. Anladım. Herhalde ben yanlış hatırlıyorum. Peki kusura bakma rahatsız ettim seni. Görüşmek üzere hoşça kal. Gördün mü hayatım? Yok mu şöyle bir kıyafet? Çok teşekkür ederim Sarpışkom. Eğer ben bunu öğrenmeseydim yemin ederim kafayı yerdim. Hayır lan o kadar çok sevdim ki giysen bir türlü giymesen bir türlü. Teşekkür ederim. Artık o saçma sapan CD'yi aramana gerek kalmadı değil mi hayatım? Değil mi hayatım? Hey hava. Bu nedir ya? Bu kuyumcuda gördüğüm yüzüğü. Bir de siz görün istedim. Tabii bakarız Nurhancığım. Ya bakarız da ya. Burak bu araba burada olmadı ya. O zaman şöyle yapalım baba. Siz içeri geçin. Az ileride otopark var. Ben park edeyim geleyim hemen. Yok gerek yok. Şey yolu tarif et. Ben park ederim. Olmadı beraber gideriz geliriz tamam mı? Peki siz bilirsiniz. Hadi.
sen negatifsin Kemal'im. Ya Serpil, bu uşağı bilmiyor musun ya? Şimdi emanet araba gider park ederken sürtecek, çarpacak onunla ömrü billah vicdan ki ben nasıl ödeneyim bu parayı diye. Boş ver, biz hallederiz. Sen bekle 5 dakika geliriz. Tamam Kemal'im, sen tamam. Hadi, tamam. Merhaba. Kuyumcuya mı gideceksiniz? Ha, evet, damadım yüzük alacaktı da otoparka kadar gittiler. Ben de bir şeyler bakacağım ama kazıklarlar diye korkuyorum. Siz görmüş geçirmiş bir kadına benziyorsunuz. Rica etsem birlikte baksak. Aa, tabii, neden olmadan, buyurun. İyi günler. İyi günler. İyi günler. Bilezik bakacaktık biz. Tabii. Buyurun efendim. Ben de pırlanta yüzüklere bakabilir miyim? Tabii efendim. Çok güzel pırlanta yüzüklerimiz var efendim. Aslında benim kuyumcum kapalı çarşıda ama Nurhancığım burada beğenmiş. Ne yapacaksınız? Ben bunları pek beğenmedim. Biraz da şuradakilere bakayım. Tabii. Bakın şöyle bir yüzük var efendim. Güzel bir modeldir. Yani. Tek taş isterseniz bu modeli önerebilirim. Buyurun. Yok, o çok büyük, çok büyük şey demez çocuk olmuş. Peki. Bütün çeşitleriniz bu mu? Pırlanta çeşitlerimiz bu efendim. Evet, pek fazla çeşit yokmuş ama Nurhancığım kendi bakacak artık. Nasıl isterseniz hanımefendi. Hanımefendi bilezikleri beğenmedi. Aslında bizim çeşitlerimiz boldur. Neyse, artık kendisi şey etsin. Nerede kaldı bunlar? Aha. Sizi gidiyor Suzan. Gel buraya. Gel buraya. Ay, ne oluyor? Ne oluyor mu? Siz beni oyalarken arkadaşınız bilezikleri alıp kaçtı. Arkadaşım mı? Ne bileziğine kaçmasa ne oluyor ayol? Bilezikleri çalıp giden arkadaşın. Benim arkadaşım değil o. Tanımam etmem kadarı canım. Tabii tabii. Gel buraya. Derdini polise anlatırsın. Polis... Geç şöyle bakalım. Geç otur yoksa canını yakarım. Beyefendi bakın yani pozitif olayım akışına bırakayım diyorum ama hani o kadar negatifsiniz ki bakın hiç hoş değil. Hoşluğu sen karakolda görsün. Pis hırsız. Hırsız. Sen bekle. Alo, polis mi? Bir hırsızlık vakası var. Evet. Can. Ne yapıyorsun orada ya? Demek buradan gidiyorsunuz Zarp. Gidiyorum Şükrü. Sakın yaklaşma bana. Bugün zaten yeterince yoldun beni. Öyle epilasyon yapmak isteyeceğin, istenmeyen tüyler yok cüzdanımda, anladın mı? Emin misiniz? Eminim Şükrü. Ayrıca bu villada bugün işim bitti. Ha. Demek Riyaman'ın aradığı şeyi buldunuz. Öyle de denebilir Şükrü. Yani aslında bulamadık ama aramaktan vazgeçti. Anladım efendim. Demek ki artık bunu aramıyor Riyaman'ım. O nedir ya? Aradığınız şey Zarp. Ver onu bana. Veremem. Ben diyorum sana. Rüyamın o. Efendim işte onun için veremem. Rüyam Hanım'ın malı olduğu için veririm. Ona vereceğim. Ne diyorsun Şükrü? Rüyamın diyorum. O yüzden bana vereceksin. Ben ona vereceğim. Vermeyeceğim. Hem siz gitmiyor muydunuz? Hadi selametle gidelim. Hadi. Gitmiyorum Şükrü. Gitmiyorum. Onu almadan hiçbir yere gitmiyorum. Sen benim keyfimin kahyası mısın yoksa bu villanın kahyası mısın ya? Ver diyorum şunu. Gitmiyorum. Bir tartışma programındaymışçasına değerleştiğine göre önemli bir şeyler var herhalde bunun içinde. Ne var bunun içinde Zan? Ne var? Ünlü olmadan önce çektirdiğim fotoğraflar var Şükrü. Sana ne ya? Sana hesap mı vereceğim? Evet. Çek please diyeceksin. Ben de hesabınız şu kadar diyeceğim. Sonra bunu alacaksınız. Anladım Şükrü. Ne kadar istiyorsun? 600. 600 mü? Ne diyorsun sen Şükrü?
O zaman Riyam Hanım'a götüreyim. Tamam. Tamam, anladık Şükrü. Anladık. Allah Allah. Buyur. Teşekkür ederim Şükrü. Teşekkür ederim. Ne yaptınız? Kırdım Şükrü. Kırdım. Ben ne yaptım biliyor muyum? Delirttin beni. Bütün gün yoldun. Delirttin. Acaba ne vardı içinde? Keşke seyretseydim de ele verseydim. Ama neyse. Bugün çok karlı bir gündü. Biriktirsin. İki kişi geldi. Biri beni oyalarken diğeri bilezikleri çalıp gitti. Bakın Akış beyefendinin anlattığı gibi olabilir ama işin aslı öyle değil memur bey. İnanın ben bu kadını hiç tanımıyorum. Kamera görüntülerinde ikisinin gelişleri, çaldıkları hepsi var memur bey. Şebil ne oluyor ya? Kemal'im ne olur yardım edin, beni tutukladılar. Yok artık. Ne oluyor memur bey? Hakkında şikayet var, hırsızlık yapmışlar. Ya yapmayın ya. Biz hırsızlığa tenezzül edecek adamlar mıyız ya? Babam haklı ya. Buradan bir iki tane bilezik çalmayı tenezzül edecek insanlar değil mi? Bu insanlar gayet varlıklı insanlardır. Ne yapıyorsunuz siz? Demek eğlence olsun diye yapıyorsunuz. Klop tamam mı efendim? Söz ederim yani, ne kadar çirkin, ne kadar çirkin. Bakın o kadını hiç tanımıyorum. Kapının önünde dedi ki ben aldatılmak istemiyorum. Bu işlerden hiç anlamam, siz anlarsınız. Görmüş kesin üstüne benziyorsunuz dedi. O yüzden içeri girelim beraber, bana yardımcı olun dedi. Beraber girdik, tanımıyorum. Çok duyduk kulakları. Bütün görüntüler kamera kayıtlarında var. Öyle mi? Bakalım bakalım. Haydi buyurun. Kendi gözlerinizle görseniz inanırsınız belki. Bakalım buyurun. Buyurun. Anneciğim, hemen çözeceğiz mesela. Dur bakalım. Ay çok büyük bir yanlış anlaşılma. Bu çok çirkin bir şey, yapmayın rica ediyorum. Ay çıkaramaz mısınız? Kaçmam ben. Ay. Yapma babacığım, hızlanıyorum. Onu pantolonu yırtmadan önce düşünecektin Cinger. Annem pantolonumu yırttığımı duyarsa bana çok kızarım ya. Esas ben yeni pantolon almak zorunda kalırsam o zaman işte kızarım. Onun için sesini kes, ikimiz de kazançlı çıkarız. Hadi çek pantolonunu bari. Oldu mu baba? Şahane oldu. Çok güzel oldu valla. İyi. Bak hiç belli değil ya. İyi idare edersin oğlum beni. Güzel. Aslanım. Koçum benim ya. Demiş de ne yapıyorsun? Hiç de oğlum. Ne yapacağız? Hiçbir şey yapmıyoruz. Babam pantolon sorununu çözdü dayı. Oğlum anan kallıklısı. Ağzında bakla ıslanmıyor yani ha. Demiş de. Sen şimdi aplap gibi dikiş dikmeyi mi öğrendik de böyle yapıyor? Yok dayı, deliğin burasını boyadı. Bak belli olmuyor. Ana! Ya enişte bir bana bakar mısın? Ya yemin ediyorum senin şu hobbit zekana hayranım ya. Gerçekten şu kafana azıcık bak minnacık faydalı işlere kullanmış olsaydın... ...bugün Satürn'e el ele birlikte gidiyorduk biliyorsun değil mi? Harun görüyorsun değil mi? Ben sana konuşma diyeyim. Sen papağan gibi açıldın gidiyorsun vallahi. O değil de şimdi bu delik olayını benim naçizane ablam öğrenirse ne olacak? Öğrenirse öğrensin. Ne olacak ki oğlum? Oğlum hadi senin ödevin var, benim de işim var. Böyle baş adamlarla duracak, konuşacak halimiz yok ya. Muhatap bile olmayız ya. Gel oğlum benim. Gel aslanım benim. Canım babacığım. Bak 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 bak. Bak bak bak. Boş adammışım. Ben mi boş adamım? Ben mi boş adamım acaba? Ne zamandan beri öyle aylak aylak gezmek, iş yapmak olmuş ki acaba işte? Zarp Bey'den bağış almak, iş yapmak olmuş.
Acaba ben boşmuşum. Kim boşmuşsa acaba. Hı. Ablam bu yaptıklarını bir görünce, duyunca o zaman ne yapacaksın acaba enişte? Görüşürük o zaman. Ben boşmuşum. Ben mi boşum? Ne kadar dolu bir adamım ben. Ben sürekli okuyorum. Sürekli okuyorum ben. Bakın beyefendi. Adam akli Serpil. Baksanıza ya. Çete gibi girmişsiniz içeri. Sen arkadaşı oyalarken diğer kadın da altınları götürmüş yani. Ay ben nereden bileyim kadının hırsız olduğunu Kemal'im. Şimdi bakın beyefendi, isterseniz biz şöyle yapalım. Hemen aşağı mahallede yıllardır meyve sebze satan Mahmut Süleymanoğlu vardır. Tanır mısınız? Tanırım. İşte ben onun oğluyum. Hani bana inanmıyorsanız babamı arayın. O size söyleyecektir. Bu insanlar hırsızlık yapmazlar. Benim zararım ne olacak? Ya kardeşim, arkadaşım ya, senin zararını fazlasıyla karşılarız biz. Sen merak etme. Peki. Dua edin Mahmut Bey'i tanırım. Onların dünürleri olmasanız zor kurtuldunuz vallahi. Çok teşekkür ederim beyefendi. Bu hanımdan şikayetçi değilim. Siz diğer hanım bulun bana. Peki beyefendi, siz bilirsiniz. Çok sağ olun. Buyurun Emre Bey. Size eşlik edin. İyi görevler. Sağ olun. Hadi anneciğim, gözünüz aydın ya. Ay Nurhancığım, akışına bıraktım tabii, o zaman hayırlara vesile oluyor. Tabii tabii. Sen biraz önce görecektin, kanının akışı değişti. Suratın oldu bembeyaz. Gülme Kemal'im. Ya tamam, biliyorsunuz bunlar herkesin başına gelebilecek ufak tefek aksilikler. Şimdi sorun çözüldüğüne göre artık yüzeye bakabiliriz. Evet. Duydun mu Serpil? Ufak tefek aksilikler değil. Eğer ben gelmeseydim sen içeride 3 aydan daha fazla kalırdın, söyleyeyim sana. Bak negatifsin, çağırıyorsun, ondan oluyor. Canım benim sağlığım, çocuğun ne kabahati var Kemal? Böyle değilsin de yani bu uşakta öyle bir şey var ki... kendini olmasa da etrafındakilere çekiyor belayı. Vallahi onu bunu bilmem. Bu havalarda ıhlamur içeceksin. Her derde deva. Şükrü, bu ne bu? Ha, bu ne bu? Parmak ve delik. Ya, la sen nasıl bir adamsın Şükrü ya? Yani çocuğuna yeni pantolon alacağına ya da hadi olmadı yama yaptıracağına kalkmış gitmiş bacağını mı yapmışsın ya? Ne var bunda Meryem? Ha, ne var Allah aşkına? Yani bizim kayınca bunu sana yetiştirene kadar her şey yolunda gidiyordu. Her şey iyiydi, güzeldi ya. Ya sen be, sana daha ne diyeyim ki artık ya? Hemen kalkıp gidiyorsun, hiç yeni pantolon alıyorsun çocuğuma yine. Ya bırak Allah aşkına. Benim eski pantolonlardan bir tanesini feda ederiz. Vallahi bizim Cigar'ı benim pantolondan 3 tane pantolon çıkar. Adam tenye gibi bir şey zaten ya. Hayır efendim, olmaz. Yepyeni alacaksın. Belki o zaman doğru düzgün bir baba örneği olursun. Ya Meryem, hiç olmazsa seri son atlet mağazalarında böyle şey defolu ürünler var. Onlar çok ucuz, onlardan alırız. Tamam Şükrücüğüm, ben çok ucuz bir pantolon almak için iyi bir fikrim var. Allah Allah, seri sonu atlet mağazalarında defolu ürünlerden daha ucuz ne olabilir Meryem? Çok basit canım. Ben senin derini yüzerim, çocuğuma çok güzel bir tane deri pantolon yaparım. Nasıl fikir, iyi mi? Aa, çok komik. Vallahi hiç hoş değil. Hiç hoş değil. Tamam o zaman hadi. Hadi boş boş konuşma. Kalk git yavruma doğru düzgün pantolon al vallahi. Yoksa sen bir daha rüyanda bile kuru fasulyeyi göremezsin ha. Eğer rüyanda gördüğünü hissedersem seni o rüyandan uyandırırım. Anladın mı? Kalk git. Hadi kalk git. Hep şantaj. Hep şantaj. Başka bir şey yok. Bu da nasıl delmiş bu? Allah'ım yarabbim, ya Resulallah. Allah'ım ya Resulallah. Hani bir delik nerede lan?
benden azar. Senin intikamını almaz bir. Anında ablana yetiştirdim. Sen barış seni. Ya hadi kalk git, ne yapıyorsun sen orada Allah aşkına? Kafanı da sokmuşsun pantolonun içine. Yürü git. Çok güzel görünüyor Meryem. Şükrü vallahi ben sana çok güzel bir hayat göstereceğim şimdi ha. Bulacağım oğlavayı, göreceksin sen o güzeli. Buna bir ara yıka çocuk, ne yaptıysa vallahi. Ma. Hala buradasın. Yok, yok. Ne diyorsun hayatım? Of. Ne oldu Biricik? Ne olmuş? Ay, inanmıyorum. Hayatım, annem tutuklanmış. Tamam tamam hayatım, sağ ol. Tamam, görüşürüz. Allah Allah. Neden hiç şaşırmadım acaba? Çok normal. Rüyam, iyi misin sen? Nesi normal bunun? Annem hırsızlıktan tutuklanmış. Yoksa annem klop tamam falan da benim haberim yok. Tabii ki annem klop tamam falan değil ama Nurhan'la birlikte dışarı çıktı. Nurhan'la dışarı çıkıp da başına bir şey gelmeyen bir insan var mı şu dünyada? Lütfen bilip bilmeden konuşma ve kocamı suçlama, tamam mı? Nurhan'ın yaptıkları yapacaklarının teminatıdır. Neyse neyse. Şimdi serbest bırakılmışlar da sorun çözülmüş. Benim anlamadığım şu ama yani neden annemler Nurhan'ların oradaki bir kuyumcudalar, onu merak ettim. Vallahi ben de şeyi merak ediyorum. Nurhan acaba ne yaptı da yine insanların başını belaya soktu ve hatta şu an hemen Sarkış Kom'u arıyorum. Buraya gelmesini söylüyorum. Çünkü eğlence var. Allah'ım. Ne zaman akıllanacak? Ay, ne oldu da ya, merak ettim şimdi. Annemle hırsızlık. Ya zaman çok kötü olmuş Boncu. Ben kadına yardım edeyim derken neredeyse hırsızlık çetesinin üyesi oluyordu. Ah anneciğim, ne diyeyim ya? Ya ne işiniz vardı o kuyumcuda, ne arıyordunuz? Ne arıyorduk? Ne arıyorduk Kemal'i? Şirketten birisi evlenecekti de kızım, ona bir altın alalım dedik, yolumuzun üstündeydi, uğradık. Peki hayatım, sen ne arıyordun orada? Ben ne arıyordum orada? Şey yaptık ya ya, bankada işlerim vardı hani, sana uğradık da gelmişken seni de alalım dedik. Aa tabii, nasıl aklımdan çıktı? Tabii canım, biz tam iş çıkışı orada buluştuk. İyi, anladım. Geçmiş olsun bari, ne diyeyim? Şey, Rüyam'la saat nerede? Onlar şimdi annemin korkusuna Rüyam'ın odasına gittiler. Orada rahat rahat gülüp alay ediyorlardır bu durumu. Anneni hırsızlıkla suçlamışlar. Vallahi iyi ki gelmişim buraya Beyda. Sarmış komsuz ölüyorum. Ya babiş kom gelmese aynı şey kom sıkacaklar. Hiç aynı daha fazla duramadım, yemin ederim. Ölüyordum gülmekten. Bak şimdi şunu dinle. Anneme az kalsın. Hapise atışına bırakacaklar. Ya annende hata, sabah diyor ya. Ya sen Nurhan'la niye bir yere gidiyorsun ya? Adam kibi çekilmiş, el bombası gibi, ne zaman patlayacak belli değil ya. Ne yapayım? Söyleyince de kızıyorlar. geldi mayın geldi. Allah ya, arkadaşlar içeride de söylediğim gibi benim bu olayla bir alakam yok ya, benimle ilgisi yok durum. Tabii. Sizin içeriye gelmeniz iyi oldu. Benim size göstermek istediğim bir şey var. Aa,
iyi oğlum. İçeride durmaya dayanamadım ki. Yemin ederim yürüyemek için böyle kendimi o kadar çok tuttum ki kasmadım. Bütün şakalarınızı yapın, tamam mı? Yapın, bitsin. Bitsin, ondan sonra başlayayım isterseniz konuşmaya. Çünkü ben buraya sizin şakalarınıza maruz kalmak için gelmedim. Arkadaşlar bakın, ciddi ciddi ben size bir şey danışmak istiyorum. Hayırdır Burhan? Ben Biricik'e tanışma yıl dönümümüz için pırlanta bir yüzük aldım. Ya Nurhan bugün daha fazla gülemem diyordum ama bu çok iyiydi. Arkadaşlar yapmayın ya, ben size göstermek için geldim buraya ya. Ha, iyi göster bakalım. Ha. Tamam. Bakalım beğenecek misiniz? Nasıl? Çok güzel değil mi? Şşş, bir dakika. Pırlanta söz konusu. Ah Nurhoş, taşı düşmüş bunun. Ne? Düşmüş mü? Allah Allah. Beni de korkutuyorsun. Olur mu canım? Taşı düşmemiş ki. Üzerinde duruyor işte. Ha, evet evet, orada bir noktacık var. Allah Nurhacığım. Şimdi sen bu yüzüğü alırken sana bunun yanında büyüteç vermediler mi? Bir dakika. Taşı küçük mü? Küçük mü? Küçük nedir ya? Ya sözlükte küçüğün karşılığında işte bu yüzük duruyor ya fotoğraf olaraktan. Hadi ya. O kadar küçük ha? Bak istersen karşılaştırma yapalım. Ha. Bak. Hı. Bak tek taş dediğin böyle olur Nurhancığım. Yok artık. Var artık Nurhan. Var artık. Yani öyle pırlantacılar var ki Nurhan. Ya bu taştan daha büyük taşlar bile var ya. Bir dakika ya, Allah Allah. Katılmıyorum ben size. Ne hediye verdiğin değil. Nasıl verdiğin önemli. Ben bunu kalpten veriyorum. Kalpten mi veriyorsun? Evet. Ya kalpten vereceğine. Azıcık da cepten verseydin bu kadar küçük bir taş almazdın. Beğenmediniz ha? Yok yok. Sen bana bakma. Biricik bunu beğenir. Yani gerçekten böyle mi düşünüyorsun? Hı, öyle düşünüyorum. Çünkü hayatım Biricik'in çıtası çok düşük. Beğenir bunu, beğenir. Tabii canım. Seni beğendiğinden belli. Bu taşı haydi haydi beğenir. Ha ha ha. Tamam bırakın artık şakayı ya. Ya ciddi ciddi. Hakikaten beğenir mi ya? Beğenir. Beğenir. Öyle heyecanlıyım ki anlatamam. Yarın bu yüzüğü ona verince çok mutlu olacak. Yani onun mutluluğunu düşününce... Böyle içim içime sığmıyor. Ben de çok mutlu oluyorum. Bu arada aramızda bunlar ha, tamam mı? Çok. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Kafan rahat olsun. Görüşürüz sevgili kelebeği. Görüşürüz. Güle güle ölmeyi bekleyen kelebek. Ya canım ya. Lavı geçiriyorum ya. Hani kelebeklerin ömrü kısa oluyor ya. Allah uzun ömür versin tabii yani. Ama az ötede versin. Ya bu nedir ya? Gördün mü taşı? Ya onu görmek için mikroskop lazım be. Sarışko. Sen niye bana tanışma yıldönümümüz için tek taş almıyorsun? Tek taş yüzük almıyor musun muyum? Hayatım bizim her gün tanışma yıldönümümüz. Acaba ben sana daha geçen gün aldığımda değildim mi ya? Hmm. O ayrı, tanışma yıldönümü ayrı yani. Ha. Şimdi bak. Bu bana aldığın son yüzük. Şimdi bunun daha büyüğünü almalısın ki level atlayasın. Yani sana aşağı yukarı 8-9 karat yakışır aşkım. Oh. Oh tabii, oh tabii. Canım benim ya, canım benim ya. Sarpıştım. İyi ki senin gibi varlıklı biriyle beraberim hayatım. Nurhan gibi bir adamla birlikte olmayı hayal bile edemiyorum aşkım. 8-9 karatmış. Öyle bir yüzük alırsam ben de Nurhan level'ına inerim, haberin yok. Nerede bu herif ya? Nerede bu herif? Dondum ya. Ama ne ağır kanlı bir bebe bu ya. Allah'ım ya. Hı.
Gel canım, gel, gel. Buyur Şükrü abi. Yalnız baştan söyleyeyim bak, iş yaptıracaksan benim de çok işim var. Hay Mehmet'im ya. Hay Mehmet'im ya. Yani duyan da sana iş yaptırıyorum falan zanneder ha. Yaptırmıyor musun Şükrü abi? Ne var oğlum bunda? Bir iki defa yardım ettiysen bile başa kalkmak mı lazım? Çakayım Mehmet. Olmaz bu işler. Çakayım Mehmet. Yapma Şükrü abi ya. Ne kalkması? Tamam tamam. Bundan sonra biz de önlemimizi alırız. Senden yardım falan hayatta istemem bundan sonra. Beni niye çağırdın o zaman buraya? Bak bir yardım isteyeceğiz. Çok küçük bir yardım. Hayrına bir iş. Yani iş değil. İş yapmayacaksın. Bizim Junior'ın matematik çalışması lazım biliyor musun? Matematik hocası falan bulamadı. Çocuk matematiksiz kaldı. Ben dedim ki başı asili sen de bir çocuğu matematik dersi çalıştırsa dedim. Tamam Şükrü abi, elçiye zavar olmaz. Ben söylerim Başak Hanım'a. Hay yaşım Mehmet'im ya. Hay yaşım Mehmet'im ya. Ben gideyim o zaman, söyleyeyim Başak Hanım'a. Koş Mehmet. Yürü Mehmet. Koş Mehmet. Evet, yem hazır. Sıra kayınçoyu yolmaya geldi. My precious. Ay çok güzelmiş Nurhan Bey ya. Vallahi siz de hayatta böyle özel bir romantik günleri kaçırmazsınız ha. Ha böyle günler insanın eşine sevgisini göstermesi için büyük bir fırsat. Tabii canım tabii tabii. Yani Şükrü böyle özel günleri nasıl kaçırmaz nasıl kaçırmaz. Ya Şükrü kendi doğum gününü hatırlamaz. Ben hatırlatmasam ona doğduğunu unutur be. Beğendiniz ha? Vallahi çok beğendim hakikaten yani. Gerçi bu özel durumlarda böyle özel günlerde yani aslında... Bu gibi durumlarda böyle hediyenin böyle ucuz ya da pahalı olması önemli değil. Önemli olan hatırlamak değil mi? Gerçi bu da bayağı bir pahalı bir hediyeye benziyor. Bir şey söyleyeyim mi? Aramızda kalsın. Bayağı bir uzun süre para biriktirdim bunun için. Belli. Gerçekten belli. Meryem abla. Ha. Ha. Hayatım sen burada mısın? Seni bekliyorum içeride. Ben de 10 dakikadır gelmedim. Bir su içeceğim dedim. 10 dakikadır yoksun ortalıkta. Tamam hayatım geliyorum. Tamam hadi hayatım o zaman. Tamam. Sen git. Sen git. Ben geliyorum. Sen git. Nurhan sende bir tuhaflık mı var? Yani benden bir şey mi gizliyorsun acaba? Aşk olsun. Ne gizlemesi bir tanem? Evlendiğimiz günden beri ben senden hiçbir şey sakladım, gizledim mi bugüne kadar? Hadi o zaman. Tamam o zaman. Neyse. Meryem onun ben gelene kadar yüzüğe göz kulak olur. Hadi. Bayanlar önler. Canım. Maşallah ya. Allah ağızlarını tatlarını bozmasın ya. Ay kıyamam ben bunları be. Ay güzellere bak. Hadi Şükrü. Şükrü gel. Şükrü. Hadi çöp dökülecek. Öf. Kasaba minnet edeydim, kendi kolumu keserdim. Haydi Meryem işini yap, haydi. Junior, enişte ne yapıyorsunuz? İyiyiz valla, sen ne yapıyorsun? Ya. Enişte? Hı. Hayırdır, ne düşünüyorsun? Junior matematik çalışacak da... Başak Hanım çalıştırıyor biliyor musun? Başak Hanım mı? Hani şu yan villanın güzel kızı Başak mı? Hani şu gökten melek olarak inip aramızda kalan Başak mı enişte? Oğlum ağzının suları akıyor. Şöyle bir sil de yerler kirlenmesin. Ne oluyormuş Başak Hanım'a? Şimdi bazen o gelip buraya cingeri ders çalıştırıyor... Bazen de Cinyer oraya gidiyor biliyor musun? Ben de düşünüyorum acaba diyorum Cinyer'imi oraya göndersem Başak Hanım buraya gelsin de çalışsın diye öyle düşünüyordum. Buraya Başak gelsin. Anam Başak gelsin. Gelişte lütfen Başak gelsin. Ne olur olmak olayım Başak gelsin. Başak gelsin Başak buraya gelsin. Ne olur da Başak kimse gelmesin. Bir tek Başak gelsin. Lütfen sen ne kadar iyi bir insansın Başak gelsin. Lütfen. Ay, çok pardon. Vallahi gelsin buraya gelsin enişteciğim. Oğlum sakin ol biraz ya.
Çamlıca Rasathanesi depremi var diye alarm verecek. Biraz sakin ol ya. Diyorum ki ben de yani abartmaya gerek yok. Başak Hanım buraya geçsin, iki kelam da ben edeyim kendisiyle, he mi? Öyle mi? Hem ablana beni ispiyonla, anasına da ne iki kelam da ben edeyim buraya çağırdın işte. İspiyonlama. Benim şu var ya, bak. Tık senin ben yapacağın işe de hırt seni. Vallahi bir daha ispiyonlamayacağım seni. Şu ağzımı mühürleyeceğim, hiçbir şey demeyeceğim. Lütfen buraya gelsin. Veysel. Daha sonra şeylerden bahsedelim. Ne bileyim mesela 200 TL'ni alır. 200 mü? Tabii 200 alırım ya. Dersin saat başı 200 TL. Bir saat başa kalmanın yanında olacaksın. Ne istiyorsun daha? Vay be. Vay beyim işte. Belden yukarı kalbime çalışıyorsun ha. Yüreğime çalışıyorsun. Bam telime dokunuyorsun. Peki öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Öyle olsun. Enişte üstümde 150 varmış. Cinyer yan villaya alalım. Tamam. 50 şeye sıkışmış. Araya girmiş onu görmemişim. Buyur enişte. Ders ücreti olarak alayım 200 TL. Bu da sana ders olsun. Bir daha benimle uğraşma oldu. Bir daha gün yüzü görmez bu. Çalış. Dersine çalış. Yapıyorum babacığım, merak etme. Yok artık baba. Başak ne zaman geleceğini? Nasıl ya? Nasıl lan? Buraya koydum öyle. Yok artık, bir dakika yok. Yok. Ha, Meryem Hanım aldı acaba bunu nereye koydu? Meryem Hanım, ben de sizi arıyordum. Şeyi bulamayınca, yüzüğü bulamayınca. Yüzüğü ne yaptınız, yüzüğü? Ne yüzüğü? Ne demek ne yüzüğü? Ya Biricik için yüzük almıştım ya. Biricik gelince de ona göstermemek için arkama saklamıştım. Tezgahın kenarına koymuştum. Nereye kaldırdınız yüzüğü? Ben yüzüğü falan görmedim burada. Ya nasıl gör... Meryem Hanımcığım bak nasıl görmezsiniz buraya tezgahın kenarına koymuştum ya. Anam acaba o lavabonun içine falan mı girdi, orada çerçöp falan vardı, ben onları çöpe attım ya. Yok artık. Nerede çöp? Çöp dolmuştu, o yüzden ben onları aldım konteynere attım. Yok artık. Yalnız ben bir şey daha diyeceğim. Çöp kamyonu gelmek üzeredir. Konteyneri falan boşaltır şimdi. Ne diyorsunuz? Ne yaptım ya? Allah'ım ne olur bana yardım et. Allah'ım bana yardım et ne olur. Sana şükürler olsun. Burada mı yüzüyor? Bak Junior'cum, kesirli sayılarda üstteki sayı bölü alttaki sayı. Anladın mı? Anladım baştan beri. Çok sağ olun. Başak Hanım, böyle ders çalışırken kuru kuru olmaz. Beyne kan gitmesi lazım. Ne ikram edeyim size? Çay, kahve, oralet, sıcak çikolata? Teşekkür ederim ama zahmet etmeyin lütfen. Aman efendim ne zahmeti? Bu evde sizi misafir etmek benim için kocaman bir şereftir. Aşk olsun. Ben misafir miyim? Ne olsun? Aşk mı olsun? Evet, beni misafir olarak görüyorsanız alınırım bakın. Alınmayın. Alınmayın çünkü
Siz alınırsanız ben de alınırım. Ben alınırsam siz yine alınırsınız. Alına alına böyle bir mısır döngünün içine gireriz diye mi Başak Hanım? Peki, izninizle biz dersimize devam edelim. Lütfen devam edin. Doğru mu? Aynen. Yap bakayım. Bakalım. Allah aşkına. Benden hoşlanıyor. Kesin benden hoşlanıyor. Korktum seni. Adamın iyisini anlıyor musun? İyi günler Kayınca. İyi günler enişteciğim. Nasıl gidiyor? Her şey gayet güzel. Verdiğim her kuruşa değdi. Ananın ak sütü gibi helal olsun. Çok güzel. Bir ikiz kağıt daha rica edeyim lütfen. Yok enişteciğim sağ ol, ben almayayım, ben ödemeyi yaptım. Ha, o bir saatlik ders içinde. Bir saat geçti, ikinci saate başladık. O yüzden bir ikiz TL daha rica edeyim. Gerçekten ayıp ediyorsun enişteciğim. Cinyar o zaman bundan sonra yan filada ders çalışacak demek. Hobbitleri gördüm. Ama senin kadar anasının gözü bir hobbit görmedim biliyorum diye mi enişte? Az laf çok para. Bir daha benimle uğraşmamayı anlarsın belirlikle. Ya sormayın Kemal Bey ya. Yine ne öldü? Ya bu sefer Nurhan Bey hiçbir şey yapmadı vallahi. Nurhan Bey Biricik Hanım'a böyle yüzük almıştı. Onu böyle lavabonun kenarına koymuştu. O da böyle lavabonun içine düşünce içinde de çerçöp falan vardı. Ben de hepsini aldım topladım çöpe attım. Nurhan Bey de gitti çöpü aramaya ya. Of. Tamam tamam üzülme. Buluruz yenisini alırız veririz ya. Ya olur mu öyle şey Kemal Bey? Ya Nurhan Bey çok uğraşmış o yüzüğü almak için. Ya kızım haberi olmaz. Alırız biz aynısından bir tane. Aa bulduk deriz. Anlamaz o da veririz. Dert etmeyin ya. Cana geleceğine mala gelsin. İyi, sağ olun Kemal Bey. Bana bak Nurhan gelince de söyle beni bulsun. Tamam mı? Tamam olur hadi. Söylerim. De geldiniz Badire Hanımcığım. Çok teşekkür ederiz. Nurhan nerede? Hani biz buradayken yüzüğü takacaktı, sürpriz yapacaktı Birici. Ya Badire biraz sus ya. Sürprizi mahvedeceksin ya. Ya bakarsınız belki bu yıldönümünü barbekü partisinden kutlarız.
Ay ne konuşmuştuk Fatma? Canım benimki sadece bir fikirdi. Yeter ki Nurhan sağ salim gelsin. Barbekü sordu yaparız. Bu onların yıldönümü ne de olsa. Karar onlar versinler. Ya ben sana dedim bunu getirmeyelim diye. Tamam. Gördün yine başladı. Tamam Mahmut. Nurhan da nerede kaldın? Gelir birazdan. Bir aksilik olmuş galiba. Ne aksilik Kemal Bey? Ya herkesin başına gelebilecek ufak tefek aksilikler işte. Ciddi bir şey mi Kemal'i? Yok yok ciddi bir şey değil. Gelir birazdan. Gelir. Boncuğum telaşlanma yavrucuğum gelir birazdan. Anneciğim Allah aşkına ya Allah aşkına nasıl gelir? Hiç çöp atmaya diye çıktı dediniz 3 saattir ortalıkta yok. Biricik sakin ol evladım. Biz de merak ediyoruz ama babanlar arıyor işte. Vallahi bence Biricik haklı. Kesin Nurhan'ın başına bir iş geldi. Ne gelecek Fatma Hanım? Allah aşkına böyle şom şom konuşma. İşte. Canım ben niye şom şom konuşayım? Nurhan bu. Yani onun başına kesin bir iş gelmiştir. Gelir mi o da gelir. Anne bak doğruyu söyleyin ne olur bak Nurhan başına bir şey gelmedi değil mi? Benden bir şey gizlemiyorsunuz değil mi? Evladım ne alakası var Fatma Hanımcığım yani pozitif oluyoruz akışına bırakıyoruz. Nurhan sen buluruz artık bir barbekü yaparız değil mi? Yani Fatma Hanım Mahmut'tan önce ben bozuşacağım. Yani sırası mı şimdi? Allah Allah. Ah Mahmut ah. Ne oldu? Vallahi bütün sokaklara baktık yok. Allah Allah. Nerede bu çocuk? Ya Badire yok. Baba Nurhan nerede? Ya kızım baktık her tarafa işte. Arayıp taradık, elektrik yaptık. Yok uşak ortalıkta. Ay anne Nurhan'ın başına kesin bir şey geldi. Yok yavrucuğum ne alakası var? Nurhan ya. Sakin ol sen şimdi bak. Olur. Böyle şeyler olur biliyorsun. İnsanlık abi yavrucuğum. Baba. Anne yok işte yok. Güzel kızım yavrucuğum bak. Sakin ol. Akışına bak. Bir pozitif, pozitif düşünüyoruz. Abi. Abi burası neresi? Ben buraya nasıl geldim? Ben hiçbir şey hatırlamıyorum abi. Nasıl hatırlamıyorsun? Hatırlamıyorum abi. Buraya ben ne zaman geldim? Buraya niye geldim? Burası neresi ben? Hakikaten hatırlamıyorum abi. Niye geleceksin? Sizin gibiler çöp toplamak için geliyorlar. Sen de onun için gelmiştin. Çöp toplamak mı? Abi ben hakikaten hiçbir şey hatırlamıyorum. Çöp toplamak mı? Nasıl hatırlamıyorsun? Nerede oturuyorsun? Evin nerede? Hatırlamıyorum. Evim nerede? Benim hatırlamıyorum abi. Üzerinde kimlik, cüzdan, telefon hiçbir şey yok mu? Yok hiçbir şey yok. Adın ne senin? Adımı hatırlamıyorum. Abi, vallahi bin tane afişi bütün direklere astım. Edirne'den Ardahan'a kadar yol olur vallahi. Gazetelere de ilan verdik Şükrü de.
Aradık taradık ama bu uşak yok ya. Efendim, bu Nurhan yani. Hani moralinizi bozmak istemiyorum ama başı belaya girmiş olabilir Kemal Bey. Hadi ya. Ben de tatile gitti zannettim. Ya Şükrü, herhalde başına bir iş geldi de ne geldi? Efendim, başına geldiği konusunda 2 saatlik konferans verebilirim size. Yani şu anda bir uzay gemisine binmiş, Mars'a bile gidiyor olabilir yani. Ya başına ne iş gelirse gelsin. Şükrü, yeter ki canın sağ olsun, hayatta olsun ya. 4 gündür yok uşak. Hayatından endişe ederim ya. Of, of, of. Hadi Şükrü, hadi. Gidelim. Asacak daha çok afiş var, hadi. Nasıl sakin olayım anne? 4 gün oldu, hala ortalıkta yok. Ya Biricik, bak merak etme hayatım. Nurhan kedilerden bile şanslı. Kediler bile 4 ayak üstüne düşüyor ama Nurhan 40 ayak gibi 40 ayak üstüne düşüyor yani. Ha çiçeğim doğru söylüyor yavrucuğum. Bak şimdi pozitif olma zamanı. Pozitif ol rica ediyorum. Nasıl olayım anne? Akışına bırak dedin, gelecek dedin. Kaç gün oldu hala ortalıkta yok. Ama bak babanlar arıyor, her tarafa ilan verildi. Mutlaka bulacaklar çocuğum. Yani. Anneşkucuğum. Laf aramızda bu arada bu kadar kayboluş Nurhan için bile fazla değil mi ya? Evladım sana tabii şimdi. Benden bir şey gizlemiyorsunuz değil mi? Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Evladım olur mu öyle şey? Aşk olsun niye gizleyelim çocuğum? Tabii canım gizlenen tek bir şey var, o da Nurhoş. Nerede bu adam? Nerede olsam? Yandım döne 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 yar geliyor. Denarim din 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 din. Yüksek yüksek tepe.